Herkese merhaba. Yeni bir kitap yayınında da sizlerle birlikteyiz. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini tamamlıyoruz. Bu dönem gerek öğretmenler, gerek veliler, gerekse öğrenciler açısından zor ve yorucu geçti. İyi bir tatili fazlasıyla hak ettik. Argo tabirle kafaları soğutmaya ihtiyacımız var. Bu 3 haftalık tatilde iyice dinlenin. Bu süre zarfında artık dinlenmek için size ne iyi geliyorsa onu yapın. Ayaklarınızı şöyle bir uzatın. Çayınızı, kahvenizi alın. Ailenizle ev oyunları oynayın. En absürt televizyon programlarını izleyin. Sosyal medyada komik videolara göz atın. Eşinize, dostunuza sosyal medyada kanalıyla da olsa vakit ayırın. Bu tatil günlerinde okumaya da zaman ayırabilirsiniz tabii ki. Yeni kitaplar, videoları sizin kitap seçiminize faydası olabileceği umuduyla yayınlanıyor. Bu yayında da önceki yayınlarda olduğu gibi farklı türlerdeki yeni yayınlanmış kitaplarla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Umarız yapacağımız değerlendirmeler kitap seçiminize faydası olur. Hepinize kitap dolu günler diliyor. Bu hafta için seçtiğimiz kitaplara başlıyoruz. Bu haftanın ilk kitabı emekli bir diplomat ve siyasetçi Onur Öğmen'den. Kitabın adı Baskılara Direnirken. Onur Öğmen, Zor Rota kitabında diplomasi anılarını anlatmış ve dış politikanın bilinmeyen yönlerine ışık tutmuştu. Öğmen bu kitapta ise 2000'li yıllardan bu yana siyaset alanında yaşadıklarını, gözlemlerini, görüşlerini paylaşır. 9 yılını milletvekili, 7 yılını da CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak geçiren Onur Öğmen, 1 Mart tezkeresinin mecliste reddedilmesine, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin başlamasından sonra Türkiye'ye yapılan engellemeleri, Kıbrıs'ta Kofi Annan planıyla ülkemize ve Kıbrıs Türklerine kurulan tuzakları, Türkiye'nin ilkelerinden uzaklaştırılarak Ermenistan'la anlaşma yapmaya zorlanmasını belgelerle sunuyor. Tüm bu konularda ülkemizin yurt içinde ve dışında karşılaştığı zorluklar, entrikalar ve komplolar Türk iç politikasına yön vermek için yabancıların harcadıkları çabalar bu kitapta dile getiriliyor. İkinci sırada divan edebiyatı üzerinde akademik çalışmaları ile tanıdığımız, kitapları ile her kesimin dikkatini çeken bir yazarın İskender Pala'nın kitabı var. Kitabın adı Kervan. İskender Hoca divan edebiyatı üzerine kitaplarının yanı sıra Türk ve İslam alimlerinin, tarihi kişiliklerin biyografi çalışmaları ile tanınıyor. Yunus Emre'yi anlattığı Ot, Eyüp Sultan'ı anlattığı Mihmandar, Barbaros Hayrettin Paşa'nın romanı olan Efsane bunlardan sadece birkaçı. Tabii Göbekli Tepe'yi anlattığı Akşam Yıldızı'nı da unutmamamız gerekiyor. Peki kervan neyi anlatıyor? Bir kervanda ne olması gerekiyorsa İskender Pala'nın kervanında onlar var. Aşklar, ihanetler, bilgelikler, hazineler, gizli sırlar, cinayetler. 1818 Mayıs'ında Topkapı Sarayı'ndan 3 süre devesi yola çıktı. Köyler, kasabalar, şehirler aşılırken 300 olacak, 3000 olacak, 3 katına çıkacak ve 50 bini aşkın hacı beyazlara bürünüp kervan kervan Kabe'ye varacaktı. Her adım bir öncekinden daha heyecanlı, her menzil diğerinden daha çetrefil bir yolculuk. Gündüzlerde alev alev seraplar, gecelerde ayaz mı ayaz kum fırtınaları ve kervanı yutmak isteyen, pusuda bekleyen çeteler. Bir müderris, bir mülazım, bir kuşbaz, bir berber, bir bezirgan, iki deveci, bir seyis ve bir meczup. Güzel bir cariye ve özürlü bir kız çocuğu. İskender Pala'nın kervanı ruhumuza iyi gelecek. Tavsiye ederim. Üçüncü kitap bir 15 Temmuz kitabı. Kitabın adı O Gece ÖSYM. Yazarı Ömer Demir. Adından da tahmin edebileceğiniz gibi kitap 15 Temmuz gecesi ÖSYM'de yaşananları anlatıyor. ÖSYM o gece medya kuruluşları, MİT, emniyet birimleri, TürkSat, Genelkurmay Başkanlığı, havaalanları ve Cumhurbaşkanlığı gibi doğrudan hedef alınan kurumlar arasında değildi. Ancak 2010 KPSS kopya skandalı ile başlayan ÖSYM'nin dönüşümü 15 Temmuz'da olup bitenleri ile doğrudan alakalıydı. Çünkü 2010 yılında soruları çalanlar o zaman adları farklı olan FETÖ mensuplarıydı. 15 Temmuz gecesi
hem sonraki gün yapılacak EYDS sınavı hem de bir sonraki hafta sonu yapılacak ÖABT sınav sorularının basımı nedeniyle ÖSYM'nin en faal gecelerinden biriydi. Darbe girişimi başladığında personel matbaada yöneticiler de kurumdaydı. Darbeye sonuna kadar direnilecek kurum teslim edilmeyecekti. Bu kitap 2010 yılı ile o gece arasında ve daha sonra ÖSYM'de neler olduğunu o geceyi yaşayanların şahitliğinde anlatan bir anı yorum kitabı. Kitabın kılıktan kılığa giren FETÖ üyelerinin bu önemli kurumu nasıl hedef seçtiklerini ve onları oradan tasfiye etmek için nelerin yapıldığının ortaya koymanın yanı sıra herkesin hayatına bir şekilde dokunan ÖSYM'yi biraz daha yakından tanımayı amaçlıyor. Sıradaki kitabımız hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medya ile ilgili. Kitabın adı Yeni Medya Çalışmaları. Geleneksel medyanın neredeyse tamamen ortadan kalkmaya yüz tuttuğu bu dönemde yeni bir medya ve yeni bir iletişim biçimi toplumumuzda yer almış durumda. Günlük hayatımızda artık onunla tanımlıyoruz, çevremizde olup bitenleri yeni medya ile anlamlandırıyoruz. Neredeyse bu mecrada yer almayan bir olaya, eyleme, görüntüye, söze değer biçemiyoruz. Buna karşılık bu mecrada yer alan her şeye çoğunlukla da sorgulamadan özel bir anlam yükleme eğilimindeyiz. Günümüzde anlam dünyamızı belirleyen sosyal medya doğal olarak birçok sorunun da tartışılmasına yol açıyor. Bu da bir iletişim ve toplumsallaşma mecrası olarak sosyal medyayı ve yeni bir medya biçimlerini tekrar tekrar düşünmemizi gerektiriyor. Yeni medya çalışmaları bu konuda akademik çalışma yapanlar başta olmak üzere öğretmenlere de hitap edebilecek bir kitap. Bu haftanın son kitabı Güncel Ekonomi Üzerine. Kitabın adı Büyük Çöküş. Yazarı Amerikan tarihinin en kötü ekonomik krizini önceden tahmin eden James Rickards. James Rickards Büyük Çöküş'te COVID salgınını da etki ettiği ekonomik krizde nasıl ayakta kalacağımızı anlatıyor. Tarihi vaka çalışmaları, yatırımcıların olayları ve bu olaylar karşısında neler yapabileceklerini anlayabilmeleri için olan bitenlere ışık tutuyor. Büyük Çöküş, Amerikan tarihinin bu en büyük krizi sırasında varlıklarını nasıl koruyabileceklerini anlamak isteyen dünyanın her tarafındaki yatırımcıların ve Rickards hayranlarının mutlaka okuması gereken bir kitap. Evet, bu haftanın yeni kitapları bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımız Eğitim Deme abone olabilirsiniz. Abone olmak için video ekranının sağ alt köşesinde yer alan abone ol düğmesine basabilir veya açıklama satırında abone ol linkine tıklayabilirsiniz. Ya da YouTube'a girdikten sonra arama çubuğuna Eğitim Destek Merkezi Eğitim Dem yazarak kanalıma ulaşabilir, sayfadaki abone ol yazısına tıklayabilirsiniz. Videomuzun daha fazla kitap dostuna ulaşabilmesi için beğeni göndermeyi ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayınız. Bir sonraki Perşembe günü yeni kitaplarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.